Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi biz Tekirova'dayız. Sabah Şahin otele geliyordu, bizi de getirdi. Bugün salı. Tekirova'nın semt pazarı var. Hem pazar alışverişimi yapayım dedim. Hem de odunlukta kavanozlarım falan vardı. Onları çıkardım, şimdi yıkadım. Durulanacak. Bir de Zarife'ye onları göndereceğim. Çünkü kornişon salatalık aldım. Fazla yoktu, sadece 5 kilo kadar vardı. Onu da aldım. İşte şey yapacak. Konserve, yani salatalık turşusu yapacak. O yüzden şey yaptım. Hem pazar alışverişimi, hem işte normalde salatalık buraya hiç gelmiyordu. Ben de Kuzdere'nin pazarına gidemediğim için bir türlü alamamıştım. Neyse, bugün geldim, o işleri dedim halledeyim. Odunlukta ne var ne yok onları işte çıkardım, şey yaptım. Onları toparlıyorum. Böyle annemin çiçekleri. Ama annemsiz ev bomboş, sakin, sessiz, tuhaf. Şimdi gidelim kavanozlarda durulayalım arkadaşlar. Ondan sonra Şahin'e söylerim. Gelir Zarife'ye götürür demelim onlar. Bayağı da getirmiş maşallah. Onları ona götürür. Böyle işte. Değil mi kız? Hadi bakalım gideyim şimdi. Şey yapalım. Onları şöyle bir göstereceğim şimdi. Onu da yıkayacağım. Kavanozları içine koyup Zarife'ye yollayacağım. Sonra benim dolu kavanozları Zarife onunla bana tekrar gönderir. Özlemişsinizdir bu bahçeyi diye. Bahçeden açılış yapayım dedim. Mangolarımız ne halinde? Ana. Düşmüş, çürümüş. Niye düştün kız sen? Sen niye böyle çatlıyorsun, patlıyorsun? Senden mi düşmeye meyillisin? Evet, şuralar yumuşacık olmuş. Yani koparalım ki bu düşecek arkadaşlar. Sizce buna olmamış mı ya? Daha ne kadar durması gerekiyor? Avokadodan da pek anlamam. Ama bu şey olmuş. Bakın şurası yumuşamış. Çürümeye gidecek. Şuradaki hurmaya bakın. Mira uyuyor. Mira yerini mi yadırgadı artık? Çözemedim. Sabaha kadar uyumadı. Yani ağlamıyor, şey yapmıyor ama uyumadı. Hoppa. Cennet hurması. Anneme götüreyim de. Annem de geldi bu arada. Ben evde canım sıkılır dedim. Ben de tamam hadi gel dedim. Pazara da gideriz dedim beraber. Ama tam o esnada Mira uykusu geldiği için annem gidemedi. Ama olsun. Hadi bakalım. Yeşilliklerin, ormanlığın içi. Rokalar da maşallah nasıl büyümüşler. Bakar mısınız? Şimdi size şöyle göstereyim. Bakın burada odunluktan ben kavanozlarımı çıkardım. Onları güzelce deterjanlı suda yıkadım. Deterjanlı suda yıkadım, şey yaptım. Şimdi bunları güzelce durulayacağım. Bunu diyorum işte. Bunu güzelce yıkayacağım. İçine kavanozları koyacağım. Salatalığı koyacağım. Sarımsak koyacağım. Kavanoz kapağı koyacağım. Bunları işte göndereceğim. Daha sonra dolu işte kapağı, yani olmuş kavanozlarla beraber tekrardan Şahin'e Zarife bana gönderir. Bunlar şimdi kaldı, durulanacak. Çiçeklerini de sulayayım annemin gitmeden. Şu üstüne mi çıkmış ha? Çiçeklerini sularım. Şey yaparım, odunlukta baktım. Oyuncak falan vardı, onlar zaten bir sürü, bir ton oyuncak evde var. O yüzden onları hiç şey yapmayacağım. Pazar alışverişim. Salatalıklar sanki biraz küçük geldi gözüme. Bir numaraymış bu. Öyle söyledi satır, yani pazarda abla. Bunlar böyle olsaydı iyi de. Fazlasıyla şöyle minik minik salatalıklar da var. Çileğin kilosu da 70 lira olmuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Aynen işte, eve ne gerekiyorsa onları aldım. Salatalık, muz, havuç, çilek, çekirdeksiz üzüm. Burada dereotu, kişniş, maydanoz. Şöyle eve sarımsak aldım. Taze fasulye aldım. Soğan aldım, patates aldım. Şurada şey var.
sarımsak var. Onu kornişonun içine koymam lazım. Burada çeri domates, burada normal domates. Aldıklarım da bunlar. 650 lira mı ne harcadım. Zaten sadece şurası 200 küsür tuttu. Niye bu kadar pahalı? İnanın bir anlam veremedim. Şöyle minik minik. İşte 5 kilo falan var burada. Bunu göndereceğim. Daha sonra yine kuzdelenin falan pazarına bakayım. Orada da bulabilirsem. Ha. İkisi de bizim kızım. Nene de çünkü öyle şarj yok. İkisi de bizim. Evet. Öyle şimdi şey yapıyorum. Bu küçük evdeydi. İşte onları falan çıkarıyorum. Böyle bir kenara yiyeceğim. Şahin onları alır. Bu ayakkabılıkta nedir onun? Annemin burada küçük böyle minik bir şey var. Şahin şu an otele onu götürdü. Ama onu bir iki güne tekrar getirecek. Bunu annem götüreceksen götür, götürmeyeceksen odunluğa koyacağım dedi. Ben de tamam dedim, şu kapısını şey yapacağım. Kapısını yaptırıp, ya da kapısına ya da gerek yok. Zaten o benim odamdan hani depo gibi bir yer açtık ya arkadaşlar, duvar. Oranın içine koyacağım kavanozlarımı dizmem için. Buraya zaten dediğim gibi annemin tekrardan o kahverengisi buraya gelecek. Böyle. Başka da söyleyeceklerim sanırım şimdilik bu kadar. İşte ortalığı toplayayım, şey yapayım. Daha sonra da eve gideriz. Kasaba uğramam lazım. Annem kıyma alacak. Perşembe günü annesini teyzemle ikisi beraber böyle Yasin falan okutmak istiyor. Yani Kur'an okutmak istiyorlar annesine. Ben giderken kasaba uğrayacağız. Kıymasını falan alacak annem. Tamam anne, mantı yapacaklarmış. Nenem şey, anneannem mantı çok severdi çünkü. Onun ruhuna gitsin diye. Mantı yapacaklarmış. Şahin gelsin. Şuradan da perdeleri falan alayım. Böyle gelmişken işte ortalığı topluyorum. Kayınvalidemle konuştum işte. Şey yap dedi. Perdelerini falan hep götür. Götürüm onları işte, yavaş yavaş yıkarım. Ama ocak falan daha durur. Çünkü ne zaman götürür Şahin bilmiyorum. Yani sadece bu aslında bunun kavanoz ve pazar için geldim. Pazarı kaçırdım çünkü perşembe. Hadi bakalım şunlar bir durulayım da arkadaşlar. Çıksın aradan. Kavanozları burada hazırladım. Şöyle 6 tane 1 litrelik koydum. Daha sonra yine eğer diğer pazarlardan, çünkü kornişon çok zor bulunan bir şey. Öyle söyledi ablan. Tamam anneciğim, onu sana zaten aldım ben marketten. Meyveli yoğurdu. Şimdilik 6 tane olsun. Daha sonra bulursam annem gitmeden anneme de yaptırırım. Şimdi ben yapamıyorum maalesef. Git oraya. Biliyorsunuz annem de güzel yapar. Tamam, koyuyor ya anneciğim. Tamam kızım. Bunu sana aldım zaten. Şöyle sarımsak, kapak, kornişon, bir de kavanozları bu şekilde böyle koydum. Olsun, ağzı kurusun. Bunu Şahin gelsin şimdi gönder. Annem toplamış. Toplamışım, içeride gösteririm, şey yapmış, böyle şişelere doldurmuş. Ama üst kısımlarda yine tabii ki de kalmış. Bu da benim kavanozlarım arkadaşlar. Annem gitmeden domates suyu falan yaptırayım. İşte domates suyu, daha sonra böyle havuçlu kapya biberli bir şey yapmıştı ya, ondan yaptırayım. Şu saksılarımın minik saksılarımın 2 tane 3-4 tanesi de evde. Bu ikisini de odunlukta buldum. Şunlara da şey kahvaltılık sos falan yaptırın. Böyle tek aç bitir olsun diye. Böyle bunu da güzelce yıkadım. Şu kovamı da yıkadım. Bunu banyoya koyarım. Böyle su doldururum. Çocukları kovayla yıkamak daha kolay oluyor. Ben kirada otururken bunu kullanıyordum. Daha sonra yerim olmadığı için odunluğa koymuştum. Ve yıllar yılı duruyordu. Neyse, kısmet yeni evimizeymiş. Şimdi şunları götürelim. Ondan sonra Cem'e, Şahin'e bakayım nerededir. Hala gelemedi bir türlü. Saatlerimiz de 12'ye geliyor bu arada. Şunları da anneme götüreyim. En sonunda şuraları bir yıkarım. Yaren çıkma, köpek var kapının önünde. Çıkarsan bak ısırır. Şimdi dediğim gibi birazcık şey yapayım. Ondan sonra şu merdiven, şunu da yukarıya alayım. Buraları da bir yıkayayım. Böyle arkadaşlarım. Çıkma bak ısırır. Buraya gelir misin? Üstünü giydireyim. Koş. T-
Tamam sen bilirsin o zaman. E çıkma o zaman, niye çıkıyorsun? Gel buraya. Gel. Gel. Bu da Mira'nın sütünü şey yaptım. Gittim Remziye teyzeden aldım, kaynattım. Sudan yine şey almıştım. Gelirken de şöyle pastaneden dereotu poğaça aldık. Kahvaltı yaparız ama şey yapmadık. Sadece annem bir fincan çayla bir açma şey yaptı. Bir de meyve suyunu getirmiştik sabah. Öyle. Heh, size zeytini gösterecektim arkadaşlar. Bunu da Remziye teyzeme bırakmam lazım giderken, sütün şişesi. Şu annemin bulaşıklarını şimdi yerleştireyim. Giderken unutmuş sanırım ya da yetiştirememiş. Şöyle bakın, zeytinleri bu şekilde annem halletmiş. Böyle doldurmuş. Toplamış, doldurmuş. Suya koymuş. Gitmiş. Ama ben bir dahaki aradığımda sorayım. Suyunu falan değiştirmem gerekiyor mu? Hani bu acı suyunu çıkarıyor ya, bunu sürekli değiştiriyorsunuz. Bu kırma zeytin, yok kırma değil, çizik atmış. Beye teyze buna çizikler atıyordu. Şey yaparmış, annemle bir konuşayım, suyunu falan değiştir derse suyunu bir dahaki gelişimde, ya da bakayım bugün bir sorayım da, şimdi birazdan arayayım sorayım, değiştir derse suyunu boşaltırım, başka bir su doldurur koyarım. Burada böyle birkaç şişe yapmış. Şimdi şu bulaşıkları bir yerleştireyim arkadaşlar. Daha sonra da yavaş yavaş artık evimize gideriz. Hadi bakalım. Şuradan bir şey alabilirsin. Burada da bir tane çitlembik var. Minik çerezlik. Böyle. Hadi bakalım. Burada da çöpleri topluyorum etraftan. Nedir onun adı? Çöpü falan unutmuş annem. Onları da buraya koyayım. Giderken atarım. Böyle. Bizimkiler ne yapıyor? Bezi atacakmış. Alıyor musun? Tutarım. At. Hızlı bir şekilde at. Gözüme güneş geliyor. At at. Neyse aşağıdan at. Alıyorum. Ya. Yaren'im. Yaren. Yaren. Yaren neredesin? Kızım bir gelsene. Yaren gelsene, bir şey söyleyeyim sana. Yaren'im. Yaren. Dış kapının oraya in, dış kapının merdivenlerin oradan in de şu bezi bana getirele. Ben buradan seni bekliyorum, git hadi. Kapıya gidele, kapının oraya git, ben seni şimdi buradan bak yönlendireceğim, bak gel. Şimdi sen kapının oraya çık. Çıktın mı? Tamam, şimdi merdivenlerden in, ben sana buradan bakıyorum. Hadi yavaş yavaş in. Gel kız. Tam da şurada kardeşinin bezi var. İndin mi bebeğim? Aferin kızıma ya. Heh. Al şimdi bezi bir tane. Bak bez burada. Da 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 da. Al. Al da getir onu mama. Aa, şu annemin şişeyinle bakar mısınız? Burada da varmış arkadaşlar. Tamam kızım, hadi git getir, hadi koş 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 koş. Bakın şurada da var annemin o çiçeğinden. Hadi bakalım yavaş yavaş gel, tamam. Hadi bir tanem, hadi. Niyetim sadece bir tavuk kızartmakta arkadaşlar ama maalesef görüyor musunuz? Berbat oldu. En son aldım da şu kapağı ağzına kapattım. Hem güzel iyice içiyle pişsin diye. Yoksa mahvoldu etrafımız. Şöyle bir güzel kaşık salatası da yaptım. Geçen Niger yapmıştı ya, tadı ağzımda kaldı. Böyle genelde ben salatalar falan biliyorsunuz seviyorum. İçine kişniş katacaktım ama annem yer mi yemez mi tereddütte kaldığım için hiçbir şey katmadım. Neyse bu da pişmişti, bayağıdır böyle ağırdan pişiyor. Ama baharatlıklar gitti 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 gitti. Neyse karnımızı doyuralım bakalım. Annem de geliniyle konuşuyor. Şu tırnağım az daha kopuyordu.
Geliniyle bayağı bir konuştu. Torunlarını, torunlarıyla hasret giderdi diyor. Resimlerim bol bol diyor. Beni göster çocuklara. Bir de resimlerimi diyor. Resmimi koy diyor. Sürekli görsünler. Ah anam ah. Hadi bakalım. Bir de burası sanki hiç işim yokmuş gibi eklendi burası. Dün size gösterme fırsatım olmadı. O yüzden bugün göstereyim. Şöyle altına bir tane. Bunu zaten artık kullanmıyordum. Şey serdik. Ve gördüğünüz gibi böyle hurçlarımızı. Şunlar zaten yatak odam geldiği zaman bu askılar buradan çıkacak. En azından arkadaşlar düşünün buradaki bütün ıvır zıvır. İşte Mira'nın puseti, arabası, şu yatağı, şurada yorganlarım var. Böyle hurcun içinde. Bence gayet şey oldu. Bu da Miram'ın oturağı. Şurada da işte şeyler var. Süpürge makinenin. Böyle çantadır, odur, budur, ne bileyim kullanmadığımız yatak örtüsü, hurçlarda yeni havlular, halılar. Gördüğünüz gibi hepsi buraya geldi. Burada da Miram'ın mama sandalyesi balkonda güneşin altındaydı. Bu da buraya geldi. Kullanacağım zaman indiririm. Burada valizlerimiz, yazı tahtası, işte ne bileyim anne bebek bakım çantası. Şunlar banyoda duracağı, yani duracağına buradan alırım. Direkt zaten banyoya götürürüm. Böyle kenardan koydum. Şuraya da hatta bir tane yolluk, balkonda bir yolluk var ya, onu da buraya bırakacağım. Bunu da geçen içine yağ dökülmüş. Annem oradan ya şeyden eşyalarımız taşınırken kayınvalidemin oradan içine yağ koymuştu. Yani böyle eşyalarım buruna içine koymuş. Yağ da akmıştı. Bütün çanta kokuyordu. Makine attım ama yine kokuyor. Böyle buraya attım. Ağzını açık bıraktım. Yani arkadaşlar burası bu şekil oldu. Şuradan Şahin daha sonra banyodan bir lamba falan şey yapacak. Spot falan taktıracak buraya. Yani karanlıkta olmasın. Yağmur görmüyor. Etme düşünün. Bunlar hepsi şu an evin içindeydi. Bir de mutfağı göstereceğim. Kullanmadığım fazla olan tenceremi, çaydanlığımı, onları da getirdim buraya. Benim lazım olduğu zaman buradan direkt inerim. Buraya zaten o ayakkabılık vardı ya. Bugün annemin oradan gösteriyordum ya arkadaşlar. Onu şuraya ortaya böyle koyacağım. İçine kavanozlarımı dizeceğim. Buraya şeyde annemlerin orada balkonda bir tane masa vardı, böyle plastik masa. Onu da buraya işte getireceğim. Annemle konuştum. Onu da alabilirsin oradan dedi. Onu da buraya koyacağım. Üstüne bu tencerelerimi falan yerleştireceğim. Yani bence bayağı güzel, düzenli. Hatta komşularımızın, yani bırakın çoğu, kimse böyle bir yerin olduğunu bilmiyordu. Dün geldi işte birkaç tanesi baktı. Tabii ki herkese fikir oldu. Çünkü bir sürü eşyanı alıyor burası. Düşünebiliyor musunuz? Yani tabii ki kirada otursaydım böyle bir şeye kalkışmazdın ama kendi evin olduğu için yapabilirsin tabii ki. Neden olmasın? Ve ıvırımızı, zıvırımızı, fazlalıkları buraya aldık. Bence de gayet güzel oldu. En azından çocukların odasına ya da misafir odasından da çıkılmıyor. Direkt benim odamdan çıkılıyor, buraya giriliyor. O masayı buraya getir işte Şahin, üstüne bu görmüş olduğunuz tencere, çaydanlık, plastik, işte ne var, düdüklü tenceresi, saklama kapları, ne bileyim şu mantı tenceresi, onlar her gün kullanmayacağım şeyler. Çaydanlık da her gün değiştirmeyeceğime göre buradan güzel bir şekilde gelir, alır, götürürüm. Şuraya o çanta şey masa geldikten sonra üstünü güzelce dizerim. Lazım olduğu zaman buradan alırım. O ayakkabılığı da buraya koyacağım kavanozlarım için. Buraya zaten daha sonra kapı gelecek. Güzelce sıvazlanacak ve kapı gelecek. Hala bir şeyler buraya işte taşıyorum, görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki de düzene sokacağım. Burada mesela bunlar da banyoda durmasın. Burada dursun. Aslında burayı keşfetmemiz çok 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 güzel oldu arkadaşlar. Yani bayağı da bir geniş, rahat bir oda. Yani kiler gibi bir şey düşünün, yüklük gibi. Hani annem diyordu ya, bu evde neden yüklük yok? Ha işte yüklük var artık. Her şeyim burada olur. Hem benim için daha rahat olur. En azından mutfakta. İnanın ki şunlar hepsi şu an mutfaktaydı ve nereye açıyor annem? Böyle var ya, ağzına geleni saydırıyor bana. En azından böyle inerim. Yani yukarı çıkarım. Çünkü dışarıya gitmiyorum. Bir şey etmiyorum. İki adım merdiveni çıkacağım. Alacağım, ineceğim. Hem mutfağım hafifledi. Hem benim gözüm yorulmuyor. Hem temizlik açısından daha şey. Buraya da şöyle annem bir tane havlu bıraktı işte. Onu da şey yaparız. Burada şey olsun diye. Ben şimdi şuradan valla basa basa geziyorum. Daha sonra buralar işte temizlenecek, olacak. Buraya da bir kapı geldi mi?
harikalar da ötesi olacaktır. Sizlere dün gösteremedim. Bugün tabii böyle dağınık olduğuna şimdi bakmayın. Ben bunları bir yerleştireyim. Ondan sonra depo turu da yapacağız. Dün dağlar gösterdim ya size arkadaşlar. Benim odamdan daha güzel gözüküyormuş. Şu gün ısı falan olmasaymış. Bakın şöyle o dağları görüyor musunuz? Tam benim burada. Hadi bakalım. Ha, bir de orada yan komşularımız balkonları camlattırıyor. Ben de Şahin'e söyleyeceğim işte sorusun ne kadar nedir. Belki biz de kapatırız hem oturma odasını hem de salonun. Hatırlıyorsanız biz bunları almıştık ya arkadaşlar. Neyse Şahin bunları yapmakta, yapıştırmaktan vazgeçti. Şöyle ona daha yakın bir şeyler aldı. Bu şekil düşünün. Bu da kaldı elimizde. Neyse başka bir yere inşallah kullanırız bunu. Bu vitran değil ama o vitranın böyle kaymaz. Hem de kahverengine gayet de uygun. Böyle bunu yapıştıracağız. Onu da o depoya kaldırırım. Lazım olduğu zaman çıkarız. Bu tarafı artık açmayacağız. Çünkü orası zaten görmüş olduğunuz gibi baya baya bir geniş. Ve bana hayli hay yeter arkadaşlar. Toparları dün akşam buradaki o kırıntı, döküntü, şeyle pislikle vardı ya. Şahin onunla annem doldurdu. Şahin taşıdı. Annem doldurdu. Şahin taşıdı. Şuradaki tuğlalarda belki kapıyı yaparken lazım olur diye bıraktılar. Evet mis gibi bir hava. Ben de kornişonun suyunu koydum. Tencereyle o kaynasın. Onu da bugün aradan çıkaralım. Böyle arkadaşlar yemeğimizi yedik. Annem sağ olsun şimdi mutfağı toparlıyor. En azından odam da hafifledi ya. Şurada biraz kıyafetler var. Şunlar işte ayıklanacak. Mesela bunlar da oraya gidilecek şeyler. Böyle ne bileyim şey nedir onun adı? Böyle ütü mütü onları da hepsini oraya koyacağım. Hatta ütü masasını da oraya koyacağım. Lazım olduğu zaman çıkarım bu. Şu valizde mesela bu valizi anneme vereceğim. Bu büyük, bunun büyük boyunu. Böyle kullanmayacağım şeyleri alacağım. O odaya koyacağım. Şimdi gideyim yukarıda çamaşırlarım var. Onları da atayım. Bu oda zaten biliyorsunuz bomboş. Perdelerim daha gelmedi. Çamaşırları şimdi toplayayım. Bir tane bir posta daha atayım. Böyle. Bu oda boş kalır da seneye inşallah buraları güzel yaparız. Bu sene böyle. Ama diğer odalar yavaş yavaş düzene giriyor. Şey yaz vermesene. Dereotu. Maydanoz falan azın değil mi? Yok. Bir tane aç bu. Bir tane okuyamam. Neyin içine yakayım? Ben şimdi kırım oldu. Tamam abi koydum yapsana. Bana olsun. Nereye? Koydum yapsana bana. Aa bak bak. Abudur ha. O bez abudur ama. Boş suyla ne diyeyim ama bak. Öyle. Boş, ben uyarın şeyini soktum. Abi, köye bez kaldı. Boş suyla, başka bir suyla, ne bileyim, kuzeyin ne bileyim. Boş suyla yapacağım ama. Bak, kalan bir de yapıyor bu kadar. Ne kadar akı gider de? Mama, hı. Boş suyla bakabilir, hiçbir şey etmeyeyim. Deterjan, meterjan koyma, boş su. Ama tabii ki sizin o dışarıda ya camla biraz pisliğini yıkayın da önce. Ha böyle sileceksiniz işte, içinde üç tane çıkıyor. Onu kavur ya kavur ya bu da şey. Abi hıyara ne var işte tabak bir şey. Buyur getir bana getir abi daha açıp yıkayacağım. Dur sarı sarı bir şey koyayım. Ne kadar ki yeter ama. Tamam. 5 kilo var. Yeter mi? Ama biraz da ufak olduğu için saatimizi çıkaralım. Bilmiyorum su geçirmiyor ama hep de yanasım da gelmiyor buna. Ne oldu ya canım? Ah. Yok yok almayayım ben. Sarımsak koyacağım. Alın kaldırın ya abla. Ha ona da şey yapıyorum. Bak ne güzel ama altında pekinleri var onun. Ha şu şeyin. Şişir aldım. Ha şimdi o bayrağı. Allah Allah. Neyi mama? Ha? Neyi? Niye? Orası onda oturuyorsa çıkar kapıda oturur. Orası yağmur görüyor mu? Yağmur görüyor orayı örteceksin. Örteceğim de bakayım ne kadar. Örtürsen benim kızımı zaten şey yaparsın. Aynen benim de annemin annemin huyu yani annemden anneme çekmişim ay şurama da mira. Böyle aklımıza koyduğumuz şeyi tabii ki imkanımız el verdiği sürece vermesene ne yapacağım?
nereye yapacağım? Hiçbir yere yapmayacağım. Abo, salatalıklar bir kirli, bir kirli. Sen yere niye oturdun ey? Kalın. Yaren kapatır mısın müzikle, gelme buraya. Yaren kapatır mısın müziği? Ergenler gibi gece gündüz müzik dinliyor bu kız da. Yaren neyi çöp kutsun yanıma gel bakalım. Teyze git Yaren. Ablam kızım onu götür, onu bir tane onu götür nereye? Şey yapacağız. Şimdi buzluktan biraz kıyma çıkarayım bir paket. Samsa böreği yapacağım. Benim de bir katkım falan olsun yani. Ama sen kaçta gideceksin sabah? Evet. Gece derken? Ha, sen gelmiyorsun. Ben hoş geldim böyle yardıma. Sonra geri eve gel ama Miray nerede yatıracağım ama? Yok yok sen gelme, ben onda kendim. Samsa yedir. Sabah zaten ölür nereden düşüreceğim? Ha şey. Perşembe günü erken. Ha, ben etmeyeyim ya, samsa yedir. Yok sen ben hazır et bir öbür günü ya. Akşamdan edeceğim, elden düşürek sıcak olur. Anne kardeşim uyudu. Uyudu mu? Aferin, kardeşin de uyuttu. O bölüm mübarek uyuyacak da gece mi geçireceğim? Yok birazdan uyur da ama şimdi birazdan kalkar. Birazdan geç saate kadar uyumaz, sonra yatar. Yoksa durun bence. Yoksa ben. Yoksa bekliyor arkadaşlar. Sonra gece şey ne? Ne var? Akşam 6-7 gibi yatıyor sonra. Hey kızım. Ne? Yok haline koymuştum. Allah aşkına şu mu? Şu mu verdin? Alt katta bir yer yok mu? Alt katta bir yer yok. Sen kime bağırıyorsun? Sen önce bir konuşmana dikkat et. Sen kime bağırıyorsun? Alt katta bir şey yok mu? Kareye koy. Koyar mısın şimdi? Alt katta oldu da. Konuşmalarına lütfen dikkat et Yaren. Biraz yavaş kalkıyor da bakın. Bak babaannenle de böyle konuşuyorsun Yaren. Kızarım sana. Neden kalkıyorsun? Mama arkalarını kesmeyeceğiz değil mi? Tamam. Keseceğim. Aram yok. Bir de kötü ki dikenli dikenli yıkaması da zulüm ya. Anne bir yer patladı mı? Minik minik. Korkan bir yer patladı sen. Ne? Neler patladı? Ne? Sen ne arıyorsun kızım? Sen bak o oyuncak oyuncak topu yere yerim. Bu kadar düşüşün kadar çok kendisi yapacağız. Ha. Nene ne yapalım geleceğim. Ne diyorsun? Ne diyorsun? 2 ayın sonunda gidiyorsun. He, 2 ayında kafam geliyorsun. Bak toplamda yani kaç, ne kadar seninle olmuşum? 4 ay yani. 4 ay. Gel gel gel, bırak. Çok iyi. Telefonunu, sadeletini, orayı, bunu, bunu, bunu. Hangi güzel. Neyini hatırlayacağım? 3 ay senden değdi mi? 4 aydan değdi mi? Bağırma kardeşin yanına git, orada kendine bak, bir yerlere dökme. O oyuncakları yedikten sonra topla, tamam mı? Bak anne sana ne güzel oyuncaklarını kesmiş. Ne yani, Keşke pomidor mongol alaydım da.
bak kulağım da geçirme. Ondan sonra kulağım da gel o zaman. Diğer bugün gel orada diğer biri gel. Tamam leçine sok ile zeybe. Benim şurada tüpüyor baktın mı bulamadım tüpüyor. Yok yani buçuk aldım. İki buçuktur. Yetmez ki. Annen diyor ki burada diyor bayağı altı kabağımızdan bayağı bir çıkar diyor daha fazla çıkar. Ben de diyorum ki iyi ne güzel işte çıksın. Biraz sadece küçük uğraştırıyor yoksa böyle yeni bir sünger aldım. Süngerle pütürlerini yıkıyorum şu an. O fikri de annem verdi. Dedik biz hep yeni şeylerle böyle dikenli salatalıkları hep öyle yıkarız diyor. Aslında mantıklı. Sarımsak ne güzel koktu Allah'ım. Ben ki seviyorum bunun kokusunu. Çı ya. Beriz. Beriz gideyim ama beriz. Değil hala değil pasta mı beriz? Yok. Ne pasta mı bir şey? Değil. Ne pasta mı? He? Kapıya bir şey alayım mı? Alayım mı? Ama bu gene deli olsun. Ağlasana. Piriz. Şu suyu kısalım evde. Lütfen. Acaba diyorum Mira gene mi? Gecesini gündüzle mi değiştirdi? Ne dersin? Tamam ama. Gündüzleri bak uyuyor. Gece mi? Acı değil. Yok. Kapıya acı olmaz. Mama. Gece Mira akşam uyudu. Daha sonra saat kaçtı ya? 9.30 gibi mi ne uyandı. Ve 3'e kadar hiç uyumadı arkadaşlar. Böyle salladım, gezdim, oynadım. Saat 3'te uyudu. Hiç ağlamıyor. Ağlama şeyi yok. Aksine oynuyor. Ela çocuk büyütmek ki kolay bir şey olaydı. Her haftada insan birini bulur. Neyse 3'te uyuttum dedim aha güzel dedim 3'te uyudu ya rahat bu dedim 9-10'a kadar uyur dedim ben de dinlenirim. Ula 5-10 geçe kalkmaz mıyım ama. Feride'nin galiba uyku şeyi yok. Şimdi de uyuyor. Hanımefendi bugün ikinci. Keşke uyusun kitabı şimdi. Bugün ikinci uykusuna yattı. Belli olmuyor. Yok mama senden çok çıkar ama yok baksana bir banka ne kadar aldım. Küçük ya belki mama. Allah. Yaz boyu kavanoz yaptığı yetmiyormuş gibi. Bir de Antalya'ya geldi Antalya'ya yapıyor arkadaşlar. İyi durumda boyuna alacaksın. Ben alırım. Ben asla kimsenin hakkını yemem. Asla. Hele hele sonra. Şey. Şimdi o şeyi konuşuyoruz da annem diyor ki. İşte salatalığın fiyat şeyini kilosunu ne kadar falan sordu da tabii ki de diyor orada diyor her şeyi bahçede yaparsın. İşte oranın avantajı da o. Her şey bahçede. Kavanozda. Bak üstüne düşme. Yeren git çorap getirle kendine lütfen. Bak kızım hasta olacaksınız. Gidelim. Getirdin nene giydirmedi. Ha tabii. Her kız nene değil uzun her yere nene. Geçsene 5 yaşan gelmiş. Kayınvalidemle konuştum. Annem diyor ki Feride diyor bak diyor gece diyor aklıma geldi diyor ve sabaha kadar uyumadım diyor. Nere ne dur yani? Tamam anneciğim git orada oyna hele git. Ama çoraplarını git getir bu sefer ben giydireceğim git koş. Ne kızım? Aa su kaynasın hadi su kaynasın yapayım hadi. Hadi. Var mıydı da attım mı yoksa getirdim mi ama inşallah getirmişimdir. Garuşka. Aa garuşka unuttum ama garuşkasız olmaz mı canım? He? Konu komşum da yok burada. Kimden alayım? Olmaz mı ama? Bence olmaz. Şey alacaktım ya top top biber var ya. İşte diyor ki sabaha kadar diyor uyumadım diyor. Aklıma diyor takıldı diyor. Yaren diyor. Havuza dikkat edin. Havuza düşmesin. Şimdi Yaren bensiz çıkmadığı için dışarı daha burada 2 haftadır neredeyse kalıyoruz. Çocuk daha dışarının
B'sini bile bilmiyor. Yani bensiz çıkmaz. Ama tabii ki de temkinli olmakta fayda vardır. Yarenim, koş. Bir çorap al da gel, anne sana giydirsin. İşim var tabii. Bize gelince senin hep işin olur zaten. Kızım, o demiri bak dolap molaba vuracaksın. At hara. Mama süngerinden yapıyorum. Daha neyini yapayım ben bunu? Fütürlerini. Elimde şey kalmadı valla. Ne yapıyor senin torunların? Dişi çıkmış işte. Demirin mi? Yüzüm olur sana ya. Çok tatlı eşek. Tatlı. İşte küt Amirhan ile oturuyor. Bir yerde çocuk işlemezdi. Yastığa vermiyor daha. Amirhan'ın garezi bana mıydı acaba? Hı? Amirhan sana sesleniyorum. Senin garezin bana mıydı çocuğum? Evde her gün savaşı vardı. Şimdi de sessiz oturuyormuş. Neredesin? Buraya aklım gitti değil mi? Nerede? Akşam bu ne yapacaksın? Feyruva ne akşam bu? Biz yedik dede kapıya çıktı. Elbet mi? Sen. Ben abla bazen. Sen 3 saat fark unutuyorsun galiba. Ne? Ne kızım? Aynı ne zaman hiç kalın çevirsene mama yanında. Tamam Yaren, kaynatacağım şu salatalıklar bir bitsin hele kızım. Bunlar da bitmeyi düşünüyor mu niye acaba? Niye sen hele canlı canlıları saçın sonra birden bir banka yap o bütünü geliyorsun. He? Desene mama. Araba yap yakasana bir de. Şunlar daha kolay yakandı hiç. Mama Allah aşkına bir şey biz Nail'e bakalım ben Nail'e. Bankamı kustum. Sonra benim çorabanı içine koydum. Getirdim. Tamam git getir bu sefer. Ben giydireceğim sana. Git. Giydir atın itin. Al oğlum da benim ayıma. Hadi. Çok kötü yapıyor bu işi. Çok kötü bankamı içine koydu bu. Yaren seni avukat mı yapsam, seni öğretmen mi yapsam? Ma, ya. Ne yapsam ben bu kızım ama? Ula hep bizi kaçar bundan. Ne yapsam da kaçar valla. Allah bu sefer sanıyor, bu yapmasın. Tamam bu sefer ben yapacağım da git çorabın getir. Hadi. O çorabı yapmayı bilmiyorum. Tamam kızım hadi. He sen büyüttün beş çocuğunu de. Hı hı. 15 torunu de. Hadi. Ver de sen de kış gelmezden ha bunları YouTube'da kurma. Burada da çetinden bağlandı yuttun kalktın. Dur bir çıkış gelsin. Vallahi şu yedeneceğim bunu yiyar. Ama benim için kış yaz fark etmiyor ki ama. Canım istediği zaman. Az bir şey insan kapıya çıkamaz, bir eve diye lazım olur değil mi? Geliş güzel iyi kurma. Yani doğru diyorsun ama biraz arkayı geriye düşünmem lazım. Yani bir evin yeri de olacak. Aman çürükler de çıkıyor. Kız için ne? Bulmuşken çalıştıralım. Biz de görmedik bir şey. Mesela garnişon. He, erkeğine de Selman'a bağlıydı ben. Bilmiyorum hiçbir pazarda hiç görmedim ben öylesi. Mesela garnişon. Fiyara dişlek var olsun. Öbür özel camak dişler. Ye. Hem mama. Tamam abi ne diyor? Bakar abi 4 tane doyurdu da o kadar salatalıktan 4 tane anca doldu arkadaşlar. 10 tane de çıkmaz ama bu. Neyse çıkmaz. Daha sonra bir, yine denk gelirsem yine alırım ama bu bir numaraydı. Bir de bunun iki numarası varmış da üç numarasıyım ama. Ne üç numarası? Abla yani bak. He razımıyorlar yani. Şunlardan mesela olsaydı bunlar iyi olurdu da neyse bunlar da güzel yani. Böyle şey bir yemeklerin yanında Şahin de seviyor böyle turşu. İlk suyumuzu koyuyoruz. Şimdi böyle kaynar suyu koyacağız. 20 dakika bekleyecek. Daha sonra boşaltacağız o suyu. Tekrardan kaynatacağız. Tekrardan koyacağız kavanozlara. 20 dakika daha duracak. En son 3. kez yeni bir su saat ya bana getirsen koyacağız. Bak su azdır gördün sen.
anamım aldı. Ne güzel değil mi? İşe yaradı. Ben işe yaramıyormuş almayayım. Bence de. Kavanozda şey kapaklar da şimdi şey yapayım. Bayağı da oldu. Şu an burada 9 tane var. 10'uncuyu dolduruyorum. Bir 11 tane falan çıkar diye düşünüyorum. Rahat. Ay bak bak şimdi sen bana kapak aldın ya kız. Onlar da dırılıp dökeceğiz değil mi? Suyunu boşaltacağız. Evin her şeyi. Evet. Böyle neyse gideyim. 10'uncuyu da doldurayım arkadaşlar. Bırak bana su dökek yani. Yetmedi ki su. 2 tanesine yetmiyor değil mi? 3 tane yetmedi. İşte bunun için bir tane kocaman bir tencere almayayım ama suyu kaynatma. Sen bunu yer etmişsin. He? Tam etsem belki 10 kavanozluk oluyor. Evet. Hadi bakalım. Yağlarımızı da hallettik. Dün biliyorsunuz annem böyle tuzla şey yapmıştı. Bugün de böyle poşet poşet yaptım. Şimdi buzluğa atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten kaç tane var burada? 4 kiloya yakın tereyağım var. Bu beni bayağı bir idare eder. Annem gitmeden bir de şey katmer yaparız. Dolaba atarım. Ama annem yağı beğendi, güzelmiş dedi ki. Ya tadı güzeldi. Mesela ilk aldığımızda Zarife ile ben de böyle ekmeğe sürüp yiyorduk. Ama sonra şey oldu. Burada da şöyle hamur ve kıymamı çıkardım. Hatta bir tane kıyma daha çıkarmak lazım sanırım. Bu azdır. Gerçi o böreğe yavaş az gidiyor. Soğan da katarsak tam da olur. Neyse bunları şimdi burada yer bulayım, ayarlayayım, yapayım. Burada da tam tamına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Bu da niye böyle koyduk? Şey olsun, bu sudan biraz çökenler olur belki, ilave ederiz. Şimdi 2 tanesi su yetmedi. Yine kaynasa, aşağı bu kaynasa şey yapacağız. Bir şey tüke, kaynadı. Ona tüke, yine bunu bir sapla artırayım da. Böyle salatalık turşularımız da hazır olacak inşallah. Bakın bakın bakın. Ben gereksiz şey almam diyor. Ama çok mantıklı bir şey. Ben de çay suyu koydum. Böyle tansiyonum gel git yaptı şu an. Çay içmem lazım. Burada da ikinci su var. Baksana bunun şeyiydi. Lakka da dökün içi. Bu suyu kullanmayacağız değil mi anacığım? İkinciye töker abi. Aa, o ne? Üçüncüye mi töker ya? Üçüncüsüne töker onu. Ahşın abını dökeceğiz. Ahşın bunu tökerim de abını koyar. Üçüncüye mi döker? Üçüncüye abını töker. Anacığımla ön balkon sefasını yapacağız. Gelmiş deminden beri burada oturuyor. Hele hele siz şuraya bakın bakın bak. Ekran pro şey resmine bakın siz. Ha, gelinim canım gelinim. Seni de unutmamış kız anam bak. Sen de böyle kapalı yerdesin. Sen de varsın yani. Açtığımızda biz varız ama. Yok onlar oluyor birinci de. Onlar kapalı sonra biz. Neyse şimdi şöyle bir çay tepsisi hazırladım. Şeker getireyim. Şeker unuttum. Salatalıklarımız oluyor şu arkadaşlarım. Koydun öbür suyu kaynama. Uy, koyayım mı? Onu koy da ben. Şurada bakın. Cam balkon yapıyorlar. Ha kızım. Şöyle. Güneş bas battı işte. Anne. Ha kızım. Babamın hazır mı? He. Islattın mı? Olacak şimdi. Şöyle. Deminden beri oturmuş annem. Ablamı izliyor. Nigar'ı izledi. Beni izledi. Sırayla böyle manzaraya karşı keyfi yapıyordu. Aa, ben de keyfi yapmak istiyordum. Sen de mi yapmak istiyordun? Dur neneyi böyle çekelim. Babamı getirin buraya. Dur kızım dur hele yürü. Yani dur neneyi fotoğraf çekeceğim. Ya şey aldım da güzel olmadı. Mesela kalkıp böyle çekeyim mama. Benimki nerede? Getireceğim. Mama bak. Yok. Kalsın orada şu olmak sonra kaldırın. Ama amma yeri bul. Allah rızası için. Gözünü sevdim. Yer bul ona. Bu nedir? Kaldır. Ne gitti? Bırak. Aç değil sen paslan ya bir şekilde onları sert durmayın. Bir baksana hep şey lekesi olmuştu onu kim? Kuzunika var hem ömrüm artmış. Kuzunika insan bakan da ömrü artar mı mama? Ben de bir çürük. Ne kızım? Çürük. Tamam çürüklerini yeme sen de. Her şeyi biz mi söylüyoruz anacığım? Hı. Uyarsın. Üstü bezek de altı tezek nerede? Ne zaman ki? Açık. Ne zaman ki mama?
kavanoz işlemi bitti. Ben de şu mutfağı bir toparlayayım. Çayımız da içtik annemle. Parçaları yani eksik parçalarım tamamlanıyor. Bakalım. Keşke evin kalan geri kalan şeyleri de böyle tamamlansaydı. İnternete bak, geldiler adresi yanlış girmişler diye. Kaç gün oldu bugün? Normalde dün gelmesi gerekiyordu. Bak dün, bugün hiç haberleri bile yok. Haber dahi yok. Bu arada halılarım da çıkmış. Halılarım da geliyormuş. Avizenin iki tanesi daha geldi. Ama takamadığımız için şu an size göstersem de boş yani arkadaşlar. Şunları da yapayım. Bunlar boş. Makine olsaydı bak makineye atardım. Sıcak sıcak yıkanırdı ama. Ah şahin ah. Ne oluyor bir şey sonunda kırılmak istiyorsun galiba ocak. Ha? Zaten daha tam oturtamadım evi. Bir de sen kırıl. Bugün anneme şu bezden sipariş verdim. Ablama sipariş verdim. İkinci ablamı da istiyordu çünkü. Onlara söyledim işte bugün. 57 liradan almıştım ben. Şimdi 109 lira olmuş. Vay be. Üstüne zam gelmiş. Gerçi neyin üstüne zam gelmedik. Ama ben yedek almıştım kendime de. İşte bu evi temizlik yaparken falan kullanıldı. O yüzden de kendime de söylemişken, onlara söylemişken kendime de söyledim bir tane bir set. Böyle. Ayaklarım var ya böyle zonk zonk ağrı. Halbuki baksan fazla iş de yapmadık. Ama biraz fazla ayakta kaldım mı? Hemen. Makinem yukarıda durdu. Çamaşırları asmam lazım. Banyo kovaları aldım ya, onu çok beğenmişsiniz. Birçoğunuz sormuştunuz nereden aldım, link bırakır mısın diye. İnanın sayfayı bulmam lazım arkadaşlar. Thank you.
Sular o kadar kireçli ki birkaç gün çaydanlığı kullanıyorum. İçi kireç tutmuş bile. Çayın kahvaltılı bir şeyler istedi. Şimdi gelsin çay falan demleriz. Onunla da bir parti içeriz yani. Durmadan çay içiyoruz zaten. Evet. Akşama kadar bu neyi uyandı? Bunları yıkamam lazım, çok kötü oldular ya. Bunlar makineye atmam lazım ya da domestoslu suya yatırmam lazım. Zaten buraya bu arada baharat takımı söyledim. Gelir birkaç güne. Bir mutfak insanı ne kadar yorabilir ki? Ama beni şu an yordu inanın ki. Her neyse ama sonuç güzel oldu. Tertemiz oldu. Pırıl pırıl oldu. Buradaki baharatlıkları domestoslu suya yatırdım. Ben mutfağı süpürene kadar onlar kaldı. Daha sonra yıkadım, kuruladım, kaldırdım. Birkaç güne zaten buranın takımı gelir. Yavaş yavaş mutfağım böyle oturuyor. Değişecek arkadaşlar. Güzel olacak. Evet, bu da bacınız. Çok yoruldum ama hepinize çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız. O kadar güzel mesajlar alıyorum ki arkadaşlar. Yani
Ben burada o kadar çok abla, kardeş, teyze, o kadar çok insan tanıdım. O kadar çok dediğim gibi abla, teyze, kardeş edindim ki Allah hepinizden razı olsun. Şule ablam, sana da ayrıyetten buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Yeşim ablama da aynı şekilde. Kendileri ne bileyim ya, böyle Instagram'dan, WhatsApp'tan görüşüyoruz. Şule ablayla daha Instagram, WhatsApp'tan görüşemedik ama Yeşim ablayla çok görüşüyoruz. Yani çok derken en azından arada mesajlaşıyoruz. Instagram'da falan yazışıyoruz. Kendileri benden yaşça büyük olsa da diyorum ya, bu platform bana o kadar güzel insanlar tanımama vesile oldu ki arkadaşlar, böyle ablam oldular, teyzem oldular, kardeşim oldular. Yani ne bileyim, çok çok iyi insanlar da tanıdım. Tabii ki kötü insanlar da tanıdım. Yani kötü insanlar değil de kötü kalpli insanlar diyelim. Ama teşekkür ediyorum. Zilin sesini duyuyorsunuzdur. Şu an bas bas bağırıyor. Uykusu geldi ama Şahin uyutma. Biraz zaman geçireyim dediği için yatırmıyorum. Annem şu an yukarıda. Ben buraları bitirdim. Videomu kapatacağım. Ben de yukarıya çıkacağım. Buradaki çiçeğimi artık kaldırdım. Bayağı bir kafasını büktü. Bu burada tek başına böyle kalsın. Güzelim benim. Anacığımın ellerine sağlık. Böyle kavanozlarımız burada. Bu şekil. 11 tane çıktı. Böyle oldu. Gayet de güzel oldu. İnşallah Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Ve bakıyorum da fazla minik minik dedim ama yok, aralarında irileri de varmış. Böyle Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Sonra bir denk gelirsem yine alırım. Almasam da bayağı bir yeter bu bana. Şimdi domates sıra. Domates suyumuz da ve o salata gibi bir şey var ya anacığım, onu da yaptı mı okey de olur. Hadi bakalım canlarım. Şimdi bu videoyu burada kapatalım. Birazcık 5-10 dakika dinleneyim. Daha sonra çay falan demleyeyim. Saatimizin şarjı bitiyordu ki bitmiş. Bunu şarja takalım. Şurada birazcık tatlılar var. O tatlıları şimdi çayın yanında içeriz. Şurada aç bir şöyle açmalar var. Onlar da şimdi biter. Böyle. Anacığıma bugün çilek aldım. Gidiyor geliyor yiyor. Gidiyor geliyor yiyor. Diyor ki kusura bakma diyor, bütün çileği ben yedim. Böyle dedim ki estağfurullah, ne demek, ben zaten bunu senin için almıştım. Ama beğenmiş çileği. Ben de oradaki çileği beğenmiştim. Böyle minicik minicik ve hoşuma gidiyordu. Evet. Tertemiz mutfağımla. Efendim. Efendim. Bu toprak bana lazım, o yüzden atmadım. Şöyle minicik falan. Su da gelirmiş prensesin. Sen kapanış yapmaya mı geldin anneyle? Ha? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Oh.